yapı denetime beton sonuçlarıyla oynaması konusunda laboratuvarlara rüşvet vermediyse. O kapıyı bulduk biz. Ülkemizde şöyle bir bakış açısı var. Şantiye şeflere, işte şantiye şefe veririz biraz bir para. Şefim biriydi Ayda. Ya şu gelenler öğleden önce gelseydi. İşte az demir çıkarıyorum ben, işte bende betonunuz az çıkar diyen mühendis arkadaşlarımız da var. Yani kendini pazarlıyor bu insanlar. Bilemez, müteahhit bilemez. Aslına bakarsanız bu işin tek sorumlusu müteahhitler değil. Hatay'ımız güzel, kadim bir şehir, güzel bir şehir ama gitti o güzelliği. İşte o da sana evet bu doğru diyor. Yani bir şeyin doğruluğundan %100 emin olmak için tek bir kişinin sözüyle hareket edilmeden, yani gerekirse 2-3 kişiye danışılarak, gerekli kurumlara danışılarak hareket edilebilir. Bu Hatay'daki depremden sonra da daha önceki depremlerde de direkt müteahhitler suçlandı. Aslına bakarsanız bu işin tek sorumlusu müteahhitler değil. Çünkü müteahhit dediğiniz insanlar evet belki bilir kişiler olmalı, bu konuyla alakalı kişiler olmalı. Öyle bile olsa her dakika müteahhit oturup inşaatının başında o demiri oraya mı bağlamış, bunu böyle mi yapmış, dur şunu da kontrol edeyim diyemez. Öyle bir şey mümkün değil. Günümüz müteahhitleri de o bilgi ve donanıma zaten çoğunluğu sahip değil. Şimdi burada sadece müteahhiti sorumlu tutarsak diğer insanları kayırmış oluruz. Yani burada yapı denetim de işin içinde. Ona bakarsanız şantiye şefi de işin içinde. Baktığınızda kurumlar kontrol eden merci. Yani kurumlara bir şey diyemem, yönetime bir şey diyemem bu konuyla ilgili ama denetimin başından sonuna kadar takip etmesi gereken bir husus bu. Yani eğer müteahhit gidip de yapı denetime beton sonuçlarıyla oynaması konusunda laboratuvarlara rüşvet vermediyse ya da para vermediyse ya da ısrarcı olmadıysa, yani gerçekten illegal bir şeyler yapmadıysa burada direkt müteahhit suçlanmıyor.